güneş tepedeydi. Sürgünlerin kanyonun derinliklerine kurdukları kampı aydınlatacak kadar yükselmişti. Tortu dereli Saylas, sundurmasının gölgesinde oturmuş, öncüsünün dönmesini sabırla bekliyordu. Sonunda kadının yarığın ağzındaki taş kulenin arkasından çıka geldiğini gördü. Genç ve çok şaşkın görünen bir yabancıyı kampa sokuyordu. Öncü, "Bu Hep," dedi. "Bize katılmak istiyor." Saylas, gölgeden çıkıp genci şöyle bir süzdü. "Demek katılmak istiyor." "Onu yeraltı hareketinden tanıyorum. Ailesini sihir avcıları yakalamış. Kendisi kıl payı kurtulmuş." Saylas, genç adamı sessizce tartarken başını salladı. Çocuğa çok güçlü bir sihir bahşedilmiş olduğunu sezebiliyordu. Siyah, ölümcül bir kefen gibi bir şey. Ama kişiliğinin geri kalanı hakkında hiçbir şey göremiyordu. Öncü, "İyi çocuktur," diye temin etti. "Hem o da tortu dereli." Silas'ın kaşları sevinçli bir şaşkınlıkla kalktı. Varlığını bilmediği bir akrabayla tanışıyordu sanki. Genç kekeleyerek kendini tanıtmaya çalıştı. Ben düşündüm ki size katılmak istedim efendim." Kamptaki tüm kanun kaçakları gülmeye başladı. Çocuğun gözleri yüzden yüze geziniyor, ne hata yaptığını anlamasını sağlayacak bir ipucu arıyordu. Saylas gülerek, "Burada efendim yok," dedi. "Tabii herkes öyle hitap etmek istiyorsan o başka." Çocuk, "Peki diye hatasını tekrarlayacakken durup, "Peki," dedi. Utanan acemi büyücü, kampa gelerek iyi edip etmediğini düşünüyor gibiydi. Saylas, utancını yatıştırmayı umarak ağır zincirlere vurulu kolunu çocuğun omzuna koydu. "Rahat ol hep. Burada kimse seni yargılamayacaktır. Tortu dereden çok uzaktayız." Çocuğun duruşunun rahatladığını hissetti. "Çektiğin zorlukları biliyorum. Sürekli seni gözetliyorlar. Peşini bırakmıyorlar. Aşağılıyorlar. Burada öyle şeyler olmaz. Sen buraya aitsin." Hep bu yeni mutluluğa layık değilmiş gibi yere bakarak gülümsedi. "Saylas, bu zincirleri neden taktığımı biliyor musun?" diye sordu. Acemi büyücü başını iki yana salladı. Tahminde bulunamayacak kadar çekiniyordu. "Bunlar sadece silahım değil. Bunlar andaç. Nereden geldiğimizi unutmamamız için, neler yapabileceğimizi ve yaklaşmakta olan özgürlüğümüzü hatırlamamız için. Yanımda mısın?" Evet, evet, ben de özgür olmak istiyorum." "Güzel," dedi Saylas. "Bu gece kendi zincirlerini kıracaksın." Karanlık çöküyordu. Yolun kenarındaki çalıların altı kapkaranlıktı. Pusu kurmak isteyenler için ideal bir gizlenme yeriydi. Nitekim Saylas ve en çok güvendiği bir düzine büyücü oraya gizlenmiş bekliyordu. Saylas'ın yanında sinirli sinirli tırnaklarını yolan acemi vardı. Saylas yatıştırıcı bir gülümsemeyle, "Endişe etme," dedi. "İlk seferinde ben de korkuyordum. Bir süre sonra nefes almak gibi oluyor." Aceminin gergin sinirlerinin gevşemesine fırsat kalmadan uzaktan gök gürültüsü gibi toynak patırtıları ve dönen araba tekerleği sesleri gelmeye başladı. Birkaç saniye sonra araba uçak koşa yaklaşıp yol kesmek için bekleyen büyücülerin yanına ulaştı. Atların gelmesinden bir an önce Saylas yoldaşlarına işaret verdi ve baskın başladı. Hırpani kılıklı yaşlı bir büyücü bileğinin tek hareketiyle demir sarmaşıklardan yapılma kalın bir halat çağırdı. Yola gerilen halat, dört nala giden atların dizlerine çarptı. Binekler tepe taklak yere düşüp araba üstlerine devrilirken kulakları sağır eden bir patırtı çıktı. Büyücüler gizlendikleri yerden çıkarak arabadaki sersemlemiş hizmetkarları çeşitli büyülerle ve silahlarla etkisiz hale getirdiler. Saylas ters dönmüş olan at arabasının üstüne sıçradı. İçerideki korunmasız yolcuları esir almak istiyordu. Hepe, "Gel bakalım acemi," diyerek seslenerek el işaretiyle yanına çağırdı. Hep çabucak arabanın tepesine çıktı.
Silas'ın kapıyı zorlayarak açmasına yardım etmeye koyuldu. Kapı çatırtılarla açıldı. İçeride fena hırpalanmış bir soylu vardı. Silas'ın gözleri hain hain parladı. Büyücü elini uzatarak "Vay vay vay, diz de çökermiş lordum," dedi. Soylu adam köpürdü. Ciddi şekilde yaralanmış olmasına rağmen Silas'a duyduğu nefret eksilmemişti. "Senin gibilerin karşısında eğilmem. İyi edersin. Çünkü birazdan olacakları kaçırmanı istemem." Birkaç dakika içinde soylunun tüm muhafızlarıyla arabacıları elleri bağlanmış bir şekilde yolun kenarına dizilmişlerdi. Silas sıra boyunca yürüyerek her esirin tek tek yüzüne baktı. "Sizlere çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum," dedi. "Bunların kurduğu düzenin çarklarından ibaretsiniz." Durdu. Bağlı duran soyluyu göstererek devam ederken sesi birdenbire sertleşti. "Ama bunlara hizmet etmeyi, dolayısıyla amaçlarına alet olmayı kendiniz seçmişsiniz." Sürgün, büyücülere dönüp yüksek sesle onlara hitap etti. "Kardeşlerim, bu insanlar domuzların hizmetinde. Bu durumda onlar da domuz mudur?" "Domuzdur!" diye bağırdı büyücüler. "Onları bağışlayabilir miyiz?" "Bağışlayamayız. Ya akılları başlarına gelirse, bize bir daha asla ilişmemeye söz verirlerse?" diye sordu Silas. Yüzüne hınzırca bir gülümseme yayılıyordu. Yaşlı, hırpani büyücü çalıların arasından "Yalan söylüyorlardır!" diye bağırdı. Çeteden başka biri "Bunlara güven olmaz!" dedi. Silas, "O zaman onlara ne yapacağız?" diye sordu. Gencecik bir büyücü yaşından çok daha büyük bir nefretle "Gebersinler!" diye haykırdı. Diğerleri de bağırışarak onu desteklediler. Sonunda bağırışları etrafta yankılanmaya başladı. "Domuzlar gebersin!" Silas sanki onların sözleriyle yavaş yavaş ikna oluyormuş gibi başını salladı. "Gebersinler o zaman." Silas aceminin omzuna yavaşça dokundu. Petrisit zincirlerinden koyu renkli bir duman tütmeye başladı. El koyduğu gücün keyfiyle gözlerini kapadı. Bunu gören esirler arasında dehşet dolu bir titreme yayıldı. Çoğu diz çöküp ağlayarak bağışlanmak için yalvarıyordu. Silas adamlarına ciddi ve kesin bir tavırla hitap ederken sadece soylu çevresinde olanları aldırmadan dimdik duruyordu. "Kuracağımız güzel dünyayı göremeyecek olmanız bana acı veriyor." Acemi büyücü bu sözleri duyunca ürperdi. "Silas, yapma!" diye itiraz etti. Bunlar halktan insanlar." Silas onun yalvarışlarına kulak asmadı. Kollarını uzatıp parmaklarını açtı ve prangalarında biriktirdiği büyüyü saldı. Parmaklarından yükselen yoğun, siyah bir bulut hizmetkarlarının başlarının üstünde toplanmaya başladı. Hizmetkarlar neredeyse aynı anda soluksuz kaldı. Nefes alabilmek için boğazlarını tırmalıyorlardı. Birkaç saniye içinde ölüp yere yığıldılar. İdamı, görevlerini yerine getirircesine dikkatle seyretmiş olan büyücüler ciddi bir sessizliğe gömüldü. Soylu sessizce ağlıyordu. Gözyaşları sımsıkı kapadığı dudaklarının üstünden sel gibi akıyordu. Tek konuşan acemi büyücü oldu. Hep dizlerinin üstüne çökerek "Hayır, neden yaptın?" diye sordu. Silas onu tutup kaldırdı. Babacan bir tavırla teselli etti. "Hep bize katılmak istiyordun. Katıldın işte. Özgürlük savaşımızı soyları teker teker öldürerek veriyoruz." Hep yaşlı gözlerle soyluya baktı. Titreyen elini uzatarak karşısında duran insanın canını almaya hazırlandı. Fakat kolu gevşeyip aşağı indi. "Yapamam." Silas'ın şefkatli sabrı tükenmeye başlıyordu.
Bu adam senin düşmanın. Servetinin temeli sana ettiği eziyetler. Sana küçücük bir iyilik bile yapmaktansa seni idam ettirmeyi yeğler. Acemi yerinden kımıldamıyordu. Soylu sonunda konuşmayı başardı. Çatlak bir sesle "Canavarsın sen," dedi. "Evet," dedi Silas. "Senin gibiler beni karanlık zindanlara tıkarken öyle demişti." Silas elini uzattı. Zinciri hala hafif bir ışık yayıyordu. Hep'ten aldığı sihrin kalıntılarını toplayıp son bir kara bulut yaptı. Küçük kara bulut Soylu'nun yüzünü sarıp ciğerlerindeki havayı boşalttı. Adam kıvranırken Silas Acemi'ye baktı. Öfkeli değil, kederliydi. "Kusura bakma Hep, ama sen özgür kalmaya hazır değilsin. Git, zincirlerine dön." Silas, utançla gözlerini kaçıran Hep'in dönüp gitmeye başlamasını seyretti. Acemi karşısında duran devrik arabaya ve başkente giden upuzun toprak yola baktı. Silas çocuğun düşündüğünü, bırakıp geldiği hayatta onu bekleyen sefaletle içinin daraldığını neredeyse sezebiliyordu. Hep eğildi. Ölü arabacılardan birinin elinden bir hançer alıp hala yerde çırpınarak nefes almaya çalışan Soylu'nun yanına gitti tekrardan. "Hazırım." Genç adam hançeri Soylu'ya saplamak için kaldırırken Silas'ın kederi sınırsız bir sevince dönüştü. Kaç kişiyi kurtarmış olursa olsun yeni birini özgür kılınca yine de gülümsüyordu.